2022 yılında dünyanın en prestijli telefonu hangisidir diye sorsak birçoğumuz iPhone, Galaxy S veya Huawei Mate serisinden farklı modellerle cevap verir. Ancak aynı soruyu 2000'li yılların ortasında soruyor olsaydık elbette tek başına cevap BlackBerry olurdu. Hepimiz onu QWERTY klavyesi, dikkat çekici şık tasarımı ve üst düzey güvenlik önlemleriyle tanıdık. Belki birçoğumuzun eline bile geçmediği, döneminin en iyi telefonu olan BlackBerry'nin şu an adını duyan bile yok. Peki 2010 yılında 85 milyondan fazla insanın kullandığı, dünyada ise pazarın %20'sine sahip olan BlackBerry ne oldu da tarihin tozlu raflarına karıştı? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Yıl 1984. Kanada'nın Toronto şehrinde Research in Motion adında bir şirket kuruldu. Şirket, internetin yeni yeni yükseldiği bu dönemde yaygınlaşan e-posta ve çağrı hizmetini geliştirdiği kurumsal cihazlarla çeşitli şirketlere sundu. 1999 yılına kadar farklı ürünlerle hizmet veren şirket, o yıl BlackBerry markasını ilk defa BlackBerry 957 modeliyle kullandı. İlk model şirketlerin kendi aralarında e-posta alıp göndermesini sağlayan bir e-posta iletişim aracıydı. Sesli görüşme ya da standart telefon deneyimi sunmuyordu. 2002 yılında BlackBerry 5810 modeli sunuldu. Bu modelde sesli iletişim vardı ancak bir kulaklık kullanmanız gerekiyordu. 2003 yılında geliştirilen BlackBerry 7230 modeli ise önceki modellerin özelliklerini kapsayan bir akıllı telefon olarak piyasaya sunuldu. 2003 yılından sonra geliştirilen yeni modellerde BlackBerry anlık e-posta, internet faksı, anlık mesajlaşma gibi dönemin çeşitli kurumsal iletişim araçlarını telefonlarına eklemişti. Üstelik bu özellikleri mobil cihaza getiren ilk ve tek firma olmuştu. O dönem bu teknolojileri sadece internet erişimi olan masaüstü bilgisayarlarda kullanabiliyordunuz. BlackBerry telefonlarına bu özellikleri getirerek özellikle şirketlerin çok fazla dikkatini çekti. Zira şirketler için gerekli tüm iletişim altyapısını mobil olarak kullanıcılara sunabiliyordu. BlackBerry rakipleri gibi nümerik alfa sayısal tuş takımı yerine QWERTY klavyeye sahipti. Dolayısıyla e-posta yazmak için harika bir mobil cihazdı. Klavye tuşlarının şeklinin böğürtlen meyvesindeki boğumları anımsatması cihazın neden BlackBerry adını aldığını açıklıyordu. BlackBerry telefonları başarılı kılan sadece bu özellikler değildi. En önemli detaylardan biri BBM yani BlackBerry Messenger anlık mesajlaşma sistemiydi. 2005 yılında ilk kez kullanıma sunulan bu özellik BlackBerry telefonlarda internet ile çalışıyor ve sadece bir pin ile kullanıma hazır hale geliyordu. BBM anlık mesajlaşmada o dönem için ciddi bir devrimdi. Metin tabanlı mesajların yanında görsel dosyaları da gönderip alabileceğiniz bu platform dönemin operatörleri tarafından sunulan çoğu zaman ücretsiz data paketlerine bile sahipti. Her ne kadar sadece BlackBerry'ler arasında çalışıyor olsa da sizlere 2005 yılında 2022 model bir WhatsApp deneyimi sunuyordu. Tüm bunların yanında güvenlik, BlackBerry'nin şirketlere sağladığı en önemli güvencelerden biriydi. Cihazlar son derece farklı önlemlerle korunuyordu ve bu cihazları hackleyebilmek, veri sızdırabilmek o dönem için neredeyse imkansızdı. Bugün birçok uygulamada adını duyduğumuz uçtan uca şifreleme yöntemi yine o dönemlerde BlackBerry yazılımlarının büyük bir kısmında aktif olarak çalışıyordu. Özetle BlackBerry telefonlar kurumsal açıdan piyasadaki birçok cihazın sahip olmadığı avantajlara ve özelliklere sahipti. Standart tüketicilerden ziyade üst düzey şirket yöneticilerinin ve politikacıların BlackBerry kullanması cihazı normal sınıftan ayırarak premium bir sınıfa dahil ediyordu. Tüm bu gelişmeler şirketin değerine katlarken Amerika'da %40, dünya genelinde ise %20 pazar payı hakimiyeti elde edildi. Peki ne oldu da her şeyin güllük gülistanlık olduğu platformun bugün adı esamesi bile okunmuyor? Tarihler 2010 yılını gösterdiğinde akıllı telefon dünyasında kartlar yeniden dağıtılmış, Apple ve Samsung gibi güçlü oyuncular pastadan pay almak için farklı ürünlerle piyasaya dahil olmuştu. O dönem dünya genelinde telefon kullanım oranlarında BlackBerry pastanın %20'sine sahipti. Ancak o %20'lik dilim o yıldan sonra artmadığı gibi inanılmaz bir hızla dibe düştü. BlackBerry telefonların başarısız olmasında birden çok sebep vardı. Ancak genel olarak en büyük etken şirketin yetersiz inovasyonu ve hedef müşteri kitlesini doğru seçememesiydi. BlackBerry'nin kullanıcı kitlesi genellikle kurumsal alanda çalışan iş insanlarıydı. Şirketler kendi çalışanları için firmalardan toplu mobil cihazlar satın alıyor ve tüm çalışanlarına şirket işleri için bu cihazları veriyordu. BlackBerry de döneminin en iyisiydi ve şirketler için tercih edilen ilk belki de tek markaydı. Ancak 2008 yılında dokunmatik ekranlı telefonlar yükselişteydi. Üstüne üstlük bu telefonlar da e-mail ve iletişim özelliklerini klavye olmadan daha büyük bir ekranda son derece rahat ve etkili şekilde gerçekleştirebiliyordu. BlackBerry bu alandaki rekabete ilk başta
araçlarda kayıtsız kalsa da dokunmatik panellerin yükselişini fark edince benzer yapıda bir cihazı hızlıca piyasaya sundu. 2008 yılında üretilen bu cihaz BlackBerry Storm modeliydi. Klavyesi olmayan ilk BlackBerry olan bu model her ne kadar 1 milyondan fazla satsa da donanım tarafındaki problemler ve yazılım sorunları nedeniyle kullanıcıları kendinden bezdirdi. Cihazın dokunmatik teknolojisi standartlardan farklıydı. Wi-Fi yoktu ve işletim sistemi çok hantaldı. Haliyle ilk dokunmatik telefon denemesi BlackBerry için başarısızlıkla sonuçlandı. BlackBerry kendisini var eden şeyin kurumsal müşteriler olduğuna inanıyordu. Haliyle geliştirdiği tüm ürünleri kurumsal şirketler ve çalışanları için optimize ediyordu. İlk dokunmatik telefon denemesi başarısız olunca firma yeni modellerinde onu var eden özellik olan klavyeyi de kullanmaya karar verdi. Ancak bu ikilinin bir arada verimli çalışamayacağı aşikardı. Zira cihazlara eklenen klavye ekranın en boy oranını değiştirirken aynı zamanda cihaza ekstra kalınlık olarak geri dönüyordu. Şirketler için hala iyi bir alternatif olsa da bu modeller günlük kullanıcılar için pek tercih edilisi durmuyordu. Çünkü kullanım tarafında verimli değillerdi. Ancak BlackBerry inadından vazgeçmedi ve yeni modellerini klavyeli ve dokunmatik olarak geliştirmeye devam etti. Her ne kadar BlackBerry için günlük kullanıcılar geri planda olsa da şirketin atladığı çok önemli bir şey vardı. Akıllı telefon pazarı kurumsal kullanıcı odaklı değil, günlük kullanıcı odaklı büyüyordu. Haliyle akıllı telefonlarda iletişimin yanında medya ve eğlence araçları daha fazla ön plana çıkmaya başladı. O dönem birçok marka kullanıcılara farklı model ve cihazlarla kendisini çekmeye çalışıyordu. Elbette bunu yaparken kamera, ekran, yazılım gibi farklı konularda çeşitli geliştirmeler sunuyordu. BlackBerry ise sadece iki şey üzerinde geliştirme sunuyordu. Bunlardan biri iletişim, diğeri ise güvenlik. Diğer detaylar ise BlackBerry için pek önemli değildi. Sonuçta ürettiği cihazları şirket çalışanları kullanacaktı ve iyi bir kameranın şirket çalışanı için pek bir önemi olmamalıydı. Ancak o dönem bazı şirketler artan maliyetler ve internet iletişiminin kolaylaşması sebebiyle çalışanlarına telefon tahsis etmeyi bıraktı. Zaten akıllı telefonlar artık e-posta, sesli ve yazılı iletişimi son derece iyi bir şekilde sunabiliyordu. Dolayısıyla çalışanlar kendi satın aldıkları akıllı telefonları işlerinde de kullanmaya başladı. İşte BlackBerry için ilk kan kaybı burada başlamış oldu. Şirketler çalışanlara telefon vermeyi kesince iPhone ve Android cihazlar insanların dikkatini çekmeye başladı. Arayüzleri estetikli, kişiselleştirme mümkündü, harika çalışan uygulamalar vardı ve BlackBerry'nin sunmadığı donanımlara sahiplerdi. Dolayısıyla yazılım ve donanım uyumu bu cihazları BlackBerry'lerden ayırıyordu. BlackBerry ise BBOS adıyla çalışan kendine has bir işletim sistemine sahipti. Telefon şirket odaklı olunca işletim sistemi de buna hizmet edecek şekilde hazırlanmıştı. Sade bir arayüz, kişiselleştirmenin neredeyse olmaması ve standart ayarlarda bile son derece sınırlı seçenekler. Tüm bunlar bir şirket için iyi olsa da günlük kullanıcı için inanılmaz sıkıcıydı. Hele ki rakiplerde bulunan kişiselleştirme, oyun ve sosyal ağ seçenekleri BlackBerry OS'un modasını çok hızlı geçirdi. BlackBerry OS her ne kadar işini düzgün yapsa da zaman zaman performans sorunlarıyla da gündeme geldi. En çok eleştirilen şey ise telefonun açılması için dakikalarca beklenmesiydi. Ama en önemli sorun rakiplerinde olup da onda olmayan uygulama çeşitliliğiydi. Şirket odaklı bir telefonda güvenlik en önemli meseleydi. Haliyle BlackBerry bunun için güçlü güvenlik duvarları oluşturmuştu. Ancak bu duvarlar harici uygulamaların da önünde bir engeldi. BlackBerry'nin düşüncesi şuydu. Biz güvenli cihazlar üretiyoruz. Dolayısıyla cihazlarımızın güvenliğini sarsabilecek harici her uygulamaya mesafeli yaklaşıyoruz. İşte bu yüzden BlackBerry cihazlara yüklenecek tüm uygulamalar için çok katı önlemlere sahipti. iOS ve Android platformunun firmaları uygulama geliştiricilere çeşitli uygulama geliştirme araçları sunuyordu. Dolayısıyla bu araçları kullanabiliyorsanız bu işletim sistemleri için uygulamalar yazabiliyordunuz. Ancak BlackBerry bu tür araçları sunmuyordu ve platformuna uygulama kabulünde son derece hassas davranıyordu. Bu platforma uygulama geliştirmek isteyen geliştiriciler ise BlackBerry ile ortak hareket etmesi gerekiyordu. Kullanıcı kitlesinin kurumsal olarak sınırlı olması ve günlük kullanıcıdan uzak bir platform olması uygulama geliştiricileri BlackBerry'den uzaklaştırıyordu. Durum böyle olunca BlackBerry cihazların uygulama marketi son derece az sayıda uygulamaya ev sahipliği yapan, aranan uygulamaların ise neredeyse bulunamadığı bir yer haline geldi. Tüm bu gelişmeler BlackBerry'nin gücünden götürüyordu. Pazar hakimiyeti yavaş yavaş azalan şirket hızlı bir geri dönüş için bazı adımlar attı. İlk adım işletim sistemini yenilemek oldu. Firma BlackBerry OS'u güncelleyerek gerçek zamanlı bir işletim sistemi olan QNX tabanlı bir sürüme geçiş yaptı. Yeni sürüm BlackBerry Z10 modeli ile BlackBerry 10 olarak tanıtıldı. Yeni işletim sisteminde BlackBerry önceki sürümdeki hatalarından ders alarak uygulama tabanlı bir işletim sistemini kullanıcılara sundu. Uygulama marketi son derece zengindi ve dönemin en popüler uygulamaları bu platformda yer alıyordu. Ancak işletim sistemi dönemin benzer işletim sistemlerinin sunduğu özellikleri sunuyor
sunuyor olsa da kullanıcı deneyimi noktasında çok gerideydi. Menüler arası geçiş ilginç parmak jestleriyle sağlanıyordu. Uygulamaları kapatmak, onları değiştirmek, pencereler arası geçiş yapmak arayüze alışana kadar gerçekten çok karmaşıktı. Dolayısıyla BlackBerry 10 sürümü kullanıcılar için zor bir işletim sistemi olmuştu. Bu durum cihaz satışlarına da yansıdı ve BlackBerry Z10 modeli beklentileri karşılayamadı. İşletim sistemi BlackBerry'yi geri döndüremeyince şirket sahip olduğu diğer bir güç olan BlackBerry Messenger'a yöneldi. Kendi cihazları arasında son derece popüler olan BBM 2013 yılında iOS ve Android platformları içinde yayınlandı. İlk haftasında ciddi indirme rakamlarına erişse de uygulama kısa sürede kullanıcı terki yaşadı. Çünkü dönemin parlayan yıldızı WhatsApp piyasanın çoktan hakimi haline gelmişti. İnsanlar alıştığı platformu terk edip farklı bir platforma yönelmek istemedi. Çoğu kullanıcı da sadece merak ettiği için BBM yüklemiş oldu. BlackBerry Messenger 2013 yılında değil de 2010 yılında yayınlanmış olsaydı belki de şu an WhatsApp değil BBM kullanıyor olabilirdik. Çünkü kendi döneminin öncüsüydü, tekti ve fazlasını sunuyordu. İşte zamanlama bir şirketin kaderini bu şekilde değiştirebiliyor. BlackBerry elindeki tüm kartları oynamaya devam etti. Attığı adımlar şirkete beklenen getiriyi sağlayamayınca bu kez farklı bir yol izlendi ve şirket kendi tarihinde ilk kez farklı bir işletim sistemini kullanmaya karar verdi. Tarihler 2015 yılını gösterdiğinde firma ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu BlackBerry Pril modelini tanıttı. Yeni model kavisli büyük bir ekrana ve maalesef yine kızaklı yapıyla çalışan bir klavyeye sahipti. Android işletim sistemiyle gelmesi ilk başlarda güvenlik endişesi yaratmış olsa da şirketin Android çekirdeklerinde uyguladığı özel güvenlik önlemleri cihazı standart Android'lere göre daha güvenli hale getirmişti. Ancak bu telefonda BlackBerry'yi girdaptan kurtaramadı. Telefon satış adetlerinde beklenenin çok altında kaldı. Çünkü gerçekten çok pahalıydı ve klavye konusundaki inat kullanıcı tercihlerine doğrudan etki ediyordu. Sadece bu da değil, cihazın hantal ve sorunlu çalıştığı bildiriliyordu. Sonuç olarak Pril modeli de BlackBerry'yi kurtaramadı. Tarihler 2016 yılını gösterdiğinde BlackBerry dünya genelindeki pazar payını %1'in altına düşürdü ve şirket resmi olarak telefon üretmeyi durdurduğunu açıkladı. Artık mobil güvenlik çözümleri ile ilgilenen firma BlackBerry markasının üretim haklarını TCL firmasına devretti. Bu devirden sonra TCL üretimli BlackBerry modelleri piyasaya sunulsa da onlar da öncekilerden daha iyi şeyler yapamadı. 2020 yılına gelindiğinde ise BlackBerry TCL firması ile yaptığı işbirliğini de sonlandırdı. Daha sonra üretim hakları Onward Mobility tarafından alındı. Yeni firma 5G tabanlı çok özel bir cihaz üreteceğini açıklasa da bu planlarını gerçekleştiremeden iflas etti ve BlackBerry markası en azından akıllı telefon tarafında beyin ölümü gerçekleşmiş şekilde karanlığa gömüldü. İşte size okullarda okutulması gereken ibret dolu bir başarısızlık hikayesi. BlackBerry dünyanın en prestijli teknoloji markasıydı. Ancak mevcut kitleye bağlılık, değişimdeki inatçı tavır şirketin yok olmasına sebep oldu. İşte teknoloji böyledir. Ya daha iyisi için geliş ve değiş ya da öl. Evet, bir başaramayanlar videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir başarısızlık hikayesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.